Evet değerli dostlar, değerli takipçiler. Bugün 24 Ağustos 2017. 2017 Çilvana'nın topraklarından, köyümün topraklarından sizlere sesleniyorum. Bir Dünya Azka Türkleri Birliği sayfamızdan canlı yayın açarak sizlere merhaba demek istiyorum. Dün yaşadığım olayları Dünya Azka Türkleri Birliği Avrupa temsilcisi olarak yaşadığım olayları böyle canlı yayında sizlerle paylaşmak istedim. Az önce kendi sayfamda, kendi profilimden köyü tanıtan, bulunduğum yeri tanıtan yayınlar yaptım. Oradan izleyebilirsiniz. İzleyenler olmuştur muhtemelen. Şimdi ise yine köyümün arazilerinden, tepeler mevkiinden hemen arkamda da şu gördüğünüz ağaçlık bölümde okul var. Az önce, az sonra oraya yürüyerek orada yayınıma devam edeceğim. Ancak buradan bazı şeyleri sizlerle aktarmak istedim, anlatmak istedim. Dün 23 Ağustos Ahıska'ya, vatana geçmeyi denedim. Maalesef bu mümkün olmadı. Teşekkür ediyorum değerli dostlar. Günaydınlar diliyorum. Bize yasak konulmuş. Yasak neden ve nasıl konuldu? Yayınlarımda, paylaşımlarımda göreceksiniz. Oradaki yetkililer de bilmiyor. Sadece ekrana bir not düşülmüş. Bu kişi, yani Burhan Özkoçar geldiğinde bize bilgi verilecek. Geçişi bekletilecek. Bilgi veriliyor, bilgi verildi ve dönüş bekleniyor. Maalesef dönüş olmadı. Tam 6 saati aşkın, 6,5 saat boyunca orada gümrükte bekledim. Çok iyiler. Ben şimdi şöyle çevireyim, gümrükte neresidir? Ben görüyorum, bakın. Hem böyle anlatayım hem de size bu güzellikleri yaşama şansını da vermiş olayım bu vesileyle. Bakınız, burası gördüğünüz, şurası gümrük binası, yani Türk gözü sınır kapısı. Gürcistan'da da vale sınır kapısı. Bakın şu bina, şu bina, orası gümrük. Şimdi burada dün aslında 2008'den bu yana bu kapıdan sorunsuz, sürekli ama yine bekletilerek, hatta arkamdan takip edilerek çalışmalarımızı takip ediyorlardı. Sürekli bir şekilde engellenmeye, bir bıktırılma politikası uygulanıyordu bize. Neden? Çünkü bir dava sürdürüyoruz. Vatana dönüş davası. Bundan dolayı pek memnun olmayan bir güruh var. Bu güruh içerisinde beni Fransa'dan, yayınlarımdan tanıyacaksınız. Fransa'da bize huzur vermek istemeyen bir grup. Onlar da oradaki diaspora Ermenileri, Ermeni lobisi maalesef güçlü oldukları için bu şekilde bize engel olmaya çalışıyorlar. 1915 olaylarının soykırım olmadığını söylediğimiz için inkarcı olarak nimlendik. Fransa'da onun sıkıntısını verirken 2012 yılından itibaren de Ahıska'da kale açılınca orada yaşananları gündeme getirip artık vatan Ahıska'dır, Ahıskalılar için dediğimden dolayı anormal bir engellemelerle karşı karşıyayım. Şimdi Dünya Azka Türkleri Birliği'nde görev almasam, bu söylediklerimizi yapmasak bir sorunumuz yok. Burhan Özkoçar olarak defalarca giriş çıkışlarımız var. Orada da sorun etmeyeceklerdir. Şöyle valeye bakarak yayın yapıyorum. Karşı tarafımızda olduğu gibi vale gözüküyor. Bugün böyle biraz da şanssız günüm. Benimle birlikte herhalde bulutlar da ağlıyor. Aslında burada geldiğimizden beri değişik yayınlarımızdan da göreceksiniz. Pırıl pırıl parlayan güneş, havaların da güneşli olduğu, güneşin de ışıldamasıyla parlayan
bir peyzaj vardı. Ama bugün benim ayrılacağım gün, bir iki saat sonra yola çıkıp buradan ayrılıyoruz. Herhalde bulutlar da bizimle ağırlıyor diye de kendimize pay çıkararak bir espri yapalım. Değerli dostlar, şimdi Akıskaya vatana bırakılmadık dedik, engellendik dedik. Bu sadece yani benim de değil, aynı zamanda çok teşekkür ediyorum ayrıca Tiflis Büyükelçimiz Sayın Levent Gümrükçü Bey, bizzat kendisi ve Büyükelçilik çalışanları dahil devreye girdiler. Eğer belki bugün gitsem geçeceğim. O sorun çözüldüğünde çözeceklerini söylediler. Geçmişte bunları yaptılar ama ben artık geçmeyeceğimi söyledim. 6,5 saat beni burada bekletmeleri yeterli oldu. Ben onu Avrupa Konseyi'ne taşıyarak bu konuyu uluslararası mesele yapacağımızı da kendilerine bildirerek oradan ayrıldık. İçişleri Bakanlığı, Gürcistan Dışişleri Bakanlığı da bundan haberdar oldular. Şimdi sorun neydi? Sorun dediğim gibi engelleme sorunu. Şimdi niye 6,5 saat bekledim? Sadece bir kağıt almak içindi. Tamam, vereceğiz. İşte Tiflis'ten bilgi gelecek. Onlar söyleyecek. Biz yazacağız. Neden girişim engelleniyor diye. Şimdi normalde ülke için zararlı kişiler de olmuş olsam, yani Gürcistan'ın yasalarına aykırı hareket eden birisi olmuş olsam ve ülke için dediğim gibi zararlı kişiler listesinde olsam, anında hemen hiç bekletmeden bir formüler var, onu çıkarıyorlar ve orada yazıyor. 18. madde gereği sizin Gürcistan'a girişiniz engellenmiştir diye imzalayıp veriyorlar. Böyle bir şey de yapamadılar. Çünkü yok böyle bir şey. Çünkü biz Gürcistan'ın dünya üzerinde toprak bütünlüğünü savunan, Gürcistan yasalarına riayet eden insanlarız. Yani çocukça hareket edip neticede Gürcistan bir devlettir. Devlet kurallarına uyan insanlarız. Bu bağlamda da bir şey bulamadılar. Bir suç isnat edemediler. Yalnız şunu söyleyeyim. Ben gelirken Avrupa Konseyi'nde Gürcistan üzerine rapor yazan raportörlerden bir arkadaşım var. Ona sözlü olarak demişler ki Burhan Üskoşar Abazya'ya, Osetya'ya gittiği için biz ülkeye girişine yasak koyduk diye sözlü şey yapmışlar. Arkadaşımla Klenbas beni aradı. Dedi ki ya Burhan, gerçekten sen oralara gittin mi falan. Gerçekten gitmedim. Yani gitsem bile giriş çıkışlarım olur falan. Bu bir yanılma, zaman kazanma, Avrupa'ya yanlış bilgi vermeydi. Onun üzerine biz bilgilerimizi verdik, yazışmalarımızı da yaptık. Büyükelçiye de bunu gönderince artık onu da çıkaramadılar. Çünkü böyle bir şey sözle yalan söylerler ama yazılı nota verildi büyükelçimiz tarafından. Yazılı verecekleri için ellerinde o delil de yok, veremediler. Derken beklettiler, ancak o bekleme süresinde gümrükteki emniyet müdürü ve yardımcıları, orada çalışanlar, gerçekten Gürcü polisler çok yakın ilgilendiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ekmeğini paylaştılar. Çayımızı, çikolatamızı eksik etmediler. Yani gayet de efendi bir şekilde davrandılar. Ama 6,5 saat orada bekleyerek karşı tarafa, görüntülerde gördüğünüz valeyi görüyorsunuz. Karşı tarafta bulutlarla buluşan hemen Ayazgöl'ün altında. Bu Ayazgöl bizim köyün gölüdür, mevkidir. Görüyorsunuz, bu kadar yakın bir yerden ve elimizi uzattığımızda Ağızkaya değecek, valeye değecek, hemen şurada Çaral'a değecek yerlerdeyiz. Burada doğup büyüdük. Şurası gördüğünüz Tepesümde köyü, Sarıdarı köyü. Ondan sonra da tam karşısı Çaral. Yani Tepesümde'nin karşısı Çaral. Şimdi Ağızka. Yani biz buralarda doğup büyüdük. Bu toprağın insanlarıyız. Akıskalı olduğumuzdan dolayı vatanla ilgili ecdadımız burada birçok mücadele vermiştir. Biz de o mücadeleyi günümüz koşullarında devam ettiren nesilleriz neticede. Üzdüler, üzüldüm.
Gürcüler bizi üzmekle de bırakmadılar. Bizi çok kırdılar, sinirlendirdiler. Hatta Büyükelçimiz Sayın Levent Bey yani o kadar kızdı ki ya bu artık bunu burada bırakmam dedi. Yani bu mümkün değil. Gürcistan bir bize böylesine bir sorun yaratmamalı. Daha dün hemen şu görüntülerin gördüğü, ufuk çizgisinin görüldüğü yerden dumanlar yükseliyordu. Şimdi bulutlar var, sis bulutları ama o zaman duman bulutları var idi. Çünkü orası nereydi? Borcum. Borcum'da orman yangını vardı. Orman yangınına katkı sunabilmek için tüm imkanları zorlayarak iki helikopterimiz önemli bir çalışma yaparak yangını söndürmüştür. Ve ekipler gitmiştir Türkiye'den Borcum'daki yangını söndürebilmek için. Ayrıca Gürcistan'la Türkiye arasında komşuluk ilişkileri açısından, iki devlet ilişkileri açısından bir oldukça dostluğumuz zirvededir. Hatta komşu ülkeler içerisinde de tek zirvede olan komşuluk ilişkilerimiz Gürcistan'la var biliyorsunuz. Aynı zamanda ekonomik partnerimizdir de. Bu bölgeden şu anda gördüğünüz bölgeden bu tarafa doğru yani Anadolu'ya buradan da Avrupa'ya giden 3 tane önemli enerji hattı var. Hemen şunun birisini göstereyim. Bakın daha yeni geçen TANAP burada. Şurası. Şu yol şeklinde gördüğünüz yerden boru enerji hatları geçiyor. Ağızka'dan geliyor. Posof'tan geçiyor ve öyle Erzurum'dan devam ediyor. Avrupa'ya giden hat. Önemli bir enerji hattı. Bakü'den geliyor. Tiflis'ten geçiyor. Ve bu bölgelerden geçerek devam ediyor. Yani oldukça da stratejik bir bölgededir Ağızka, Posof. Bunları da bu şekilde vurgulamış olalım. Üzüntümüz sonsuzdur dedim. Buna mücadeleye devam edeceğiz. Şimdilik geçiş izni vermese de Gürcistan, biz durmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Ağızkalıların vatana dönüşüyle ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Hiç bunun bizim tabirimizle imicimi yoktur. Şimdi 1999'da Gürcistan Avrupa Konseyi'ne girerken taahhütte bulunmuştur. Avrupa Konseyi de onlara ön koşul olarak Ağızka Türklerinin vatana yerleştirilmesi. İşte vatan dediğimiz tam karşımız. Yani vatan neden vatan? Ağızka'ya vatan diyoruz. Çünkü dedelerimiz 1944 yılında sürüldükten sonra vatana döneceğiz, vatana gideceğiz, ah vatan, vah vatan diye hayatlarını kaybetmişlerdir. Bizler de onların vatan dedikleri cümleye, onların bu vatan mücadelesinin anısına saygıdan dolayı vatan diyoruz Ağızka'ya. Tabii ki Gürcistan sınırları içerisindedir. Onda eyvallah hiçbir şeyimiz yok. Gürcistan'la, Gürcü komşularımızla çok iyi yaşayabiliriz. Bunu Rusya'da, Ukrayna'da, Kırgızistan'da, Kazakistan'da ispat etmiş. Hatta bugün Amerika'da ispat etmiş bir toplumuz. Yani bundan kurtuluş yoktur. Şimdi bizim bir projemiz var. Bunu da biliyorum ki şu anda bizi, beni adım adım takip eden özellikle yayınlarımı, Gürcistan ve bize engel olmaya çalışan istihbarat da var. Onlar da dinlesinler, duysunlar. Hiçbir sorun yok. Biz dostluğumuzu ve demokratik koşullar içerisinde insan hakları bağlamında vatana dönüş mücadelemizi devam ettiriyoruz. Hiçbir zaman için bundan geri durmayacağız. Çünkü bu bizim hakkımızdır. 54 ülke uluslararası kuruluş olan da Avrupa Konseyi de buna cevaz vermektedir. Yani kabul etmiştir ve bize illaki bu vatana dönüş sürecinde insan hakları kapsamında yardımcı olmaktadırlar, olacaklar. Bu görüntüleri, burada yaptığımız çalışmaları da sonuç itibarıyla Avrupa Konseyi'ne
göndereceğiz. Şimdi devam edelim. Şöyle hem de şuradan Ahıska'ya bakarak, Vale'ye bakarak yayınımızı devam ettiriyoruz. Projemiz şudur. Bilinsin istedik. Biz saklı gizli bir şey yapmıyoruz. Şeffaf bir yayınla, şeffaf bir çalışmayla. Keşke Gürcistan'daki özellikle bu bölgeye kendileri sahiplenen Ermeni kafalar, yani buradaki insanlarımızı da yanlış yönde yönetenler bizimle oturup bir masada bir konuşabilselerdi. Konuşsalar gerçekten birçok konu çözülecekti. Nasıl çözülecek? Çünkü bizim aleyhimizde inanılmaz propagandalar yapmışlar. Biz gelince burada işte Ermenilerin sahip olduğu ya da Gürcülerin sahip olduğu evleri ellerinden alabileceğimizi falan propaganda yapılmış. Biz ise gittiğimizde orada böyle sosyal bir çalışma bağlamında oradaki insanlarımızı anlatıyoruz. Yok öyle bir şeyimiz. Bizim istediğimiz, bakın burada hemen döneyim, Çaral Köyü yeri bomboş duruyor. Hemen sağ tarafımda işte şu tepe engel olduğu için orayı gösteremeyeceğim. Az önceki yayınlarımızda göstermiştik. Cağısman Köyü bomboş duruyor. Hemen karşıyı gösterebilirim. Hona Köyü. Şöyle bakın döndüğüm zaman şu aranda göreceksiniz. Bakın şurası Hona. Hona'nın hiç orada evler yok. Boş olduğu bir yer. Hona Köyü. Hemen Kalkankaya da yani Betoman'ın karşısı burası. Evet. Kalkankaya köyünden birisi bir şey yazmış. Onu da şöyle okumaya çalışalım. Yollar güzel ama gurbetçilerin gözü kör olmuş. Kardeş nefessiz hastanede kalıyorlar. Posof gibi doktor bulunmaz, bir nimettir. Tavsiye ederim. Hacı Sevim Kiraz selam olsun. Eyvallah. Hakikaten doğru söylüyor Hacı Sevim Kiraz. Diyor ki doğal bir hava var. Şu anda inanın ben o havayı soluyorum. Hakikaten inanılmaz bir güzellik, inanılmaz bir moral veriyor. Bakınız adamlar beni şeye koymadılar. Ben şimdi Fransa'da olmuş olsaydım çıldırırdım bu dün bana yapılana. Çünkü oranın ambiyansı ya da ne bileyim Ankara'da, İstanbul'da olmuş olsaydım oranın ambiyansı bana normal düşünme şeyini vermezdi. Ama bakın ne kadar sakinim. Burada insan sinir olmuyor, stres yaşamıyor. Havası, suyu adeta insanı destrese yapıyor. Stresten uzaklaştırıyor. Biz yine yayınımıza devam ediyoruz, önemli olduğu için. Engel oldular, ülkeye girişimizi engellediler ama hiç kusura bakmayın, artık biz mücadelemize devam edeceğiz. Ne olursa olsun bu uluslararası bir sorundur. Projemiz şudur, az önce onu yarım bıraktım, bitireyim. Projemiz şudur, Gürcistan'ın kabul etmiş olduğu, 2007 yasasına göre kabul etmiş olduğu. Bu arada telefonlarım gelince yayın kesiliyor, kusura bakmayın. 2007 kanununa göre toplamda 7500 kadar aileyi kabul etmiştir. Onlarla ilgili çalışma yürütüyoruz. 494 kişiye de vatandaşlık vermiştir. Onların çoğu da Azerbaycan'dandır. Onların hemen karşımızda Ahıska'ya yerleştirilmelerini sağlamak için bir çalışma içerisindeyiz. Muhtemelen bu çalışmada sosyal bir proje uygulayacağımızı düşünen Ermeni lobisinin uşakları, Gürcü şovenleri birleşerek bana engel olmaya çalıştılar. Bu çalışmama karşı tarafta izin vermediler. Ama ben buradan yayınımla anlatmaya çalışıyorum. Gelmek ve oraya yerleşmek isteyenleri getirip yerleştireceğiz. Onları kabul edilmeyenleri, Rusya'da, başka ülkelerde yaşayan Ahıskalıları da burada gördüğümüz bu boş topraklara, özellikle de mesela az önce yayın yapmış olduğum jandarma binası, şimdi yürümeye çalışıyorum, hem yürüyüp hem konuşacağım, şu karşı taraf bizim 14 köyün bölge okuluydu daha düne kadar,
İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu olarak geçiyordu. Her iki okulunda 14 köyde öğrencileri buraya gelerek uzun dönemler eğitim öğretim görmüşlerdir. Muhtemelen bu yayını burada eğitim öğretim gören kişiler de izliyorlardır. Bu vesileyle, bu görüntülerle de onlara da böyle bir güzelliği göstermiş olalım. Buradaki amaç şudur. İşte görüyorsunuz, burası Çilvan'a. Emin Bey doğduğumuz köy. Beşevler Mahallesi diye adlandırdığımız mahallenin görüntüleri, ağaçlar içerisinde, güzellikler içerisinde bir köyümüzdür Çilvan'a. Ben bu arada yürüyorum tabii okula doğru. Hem yürüyüp hem size bunları anlatmaya çalışayım. Neden Datüp sayfasından açtığım bu yayın önemliydi? Bakınız, burası düne kadar, yani 2015 yılına kadar bölge okuluydu. Uzun yıllar burada eğitim, öğretim görmüş nice nesiller yetişti. Kocaman bir okul. Şimdi yaklaştıkça görüntüleri göreceksiniz. Çürümeye, atıl kalmaya, çürümeye terk edilmiş. Devletin bir binası. Burada şöyle ben metrekare hesabı yaptım. En az 15 aile, hatta baba oğul da koyduğumuz zaman 20 aileyi buraya yerleştirmek mümkün. Bir tadilat yapılmak kaydıyla tabii. Devletin binası. Devlet Ağızkalıları Erzincan'da yerleştirmek için yeni konutlar inşa etti. Konutlara ilaveten, ancak bizi maalesef ne devletin yetkilileri ne bizim içimizdekiler ne de Datüp'te 3 Ağustos 2016'da yaptığımız toplantıda şurayı maalesef anlatamadım. Bakınız, burası Emin Bey'in, yani bu bölgenin okuluydu. Burada en az 20 aile istihdam edilebilir, yani pardon, yerleştirilebilir. İstihdamına gerek yok, devletten bir kuruş alma, bir kuruş vermesine de gerek yok. Yeter ki şu bina yapılsın ve buraya biz Ağızkalıları getirip yerleştirmesini sağlayalım. Çünkü şu gördüğünüz arazi bomboş. Evet, çoğu arazi sahiplidir. Sahipleri bu arazilerini, tarlalarını satmazlar. Fakat görüştüğüm, çoğu da zaten Avrupa'dadır. Görüştüğüm arazi sahipleri özellikle yeter ki Ağızkalılar gelsin, ben notere gidip kullanım hakkını bile Ağızkalılara vermeye hazırım diyenler var. Bu vesileyle köylerde belki yerleşebilecekler var. Yani bu proje kapsamında Posof'ta yok olmakta olan Posof'u da kurtarmış oluyoruz. Ağızkayı vatanı kazanırken bir taraftan da yok olmakta olan Posof'u kurtarmış oluyoruz. Bakınız, işte hemen okulun karşısında gördüğünüz boşluk alan Cağısman. Az önce de birçok yayınlarımda da gösterdiğim gibi. Neden? Çünkü Çilvana'da araziye çıktığımızda hemen karşımızda, yani köyün tepesine, köyün üzerine çıktığımızda karşıda. Normalde şöyle dere tepe olmasa direkt yaklaşık bir 500 metre, yani havadan ölçtüğümüz zaman yani 1 kilometre bile uzaklıkta değil Caral Çilvana'ya. Hatta arazilerimiz komşu. İşte burası Caral diyorum, pardon, Cağısman. Caral'da biraz sonra döneceğim, hemen yanında. Bir de İçkola var. Şu bulutların orada gördüğünüz yer. Tabii yukarı kaldırdığımda biraz karanlık gibi oluyor da.
şeyden dolayı görüntü.